Değerli dostlar selamlar. Dün itibariyle yakın bir dostumuzla WhatsApp'ta şöyle bir görüşmemiz geçti. Kendisi Cosmo.org web sitesi için sizin sitenizin TTFB değerleri dünya devleriyle nasıl aynı oluyor? Okada hosting kullandım. Burada firma isimleri saymış. Hiçbiri bu değerlere ulaşamadı. Siz web sitenizde ekstra bir optimizasyon mu yapıyorsunuz? Janner Press temasından bile en iyi değer 120 milisaniye. Vallahi işi gücü bıraktım bununla uğraşıyorum demiş. Bu konuyla alakalı arkadaşlar sizlerle bir test gerçekleştirmek istiyorum. Şimdi iki tane aynı temayı kullanan, ikisi de bana ait bu sitelerin. Birisi Türkiye'nin en popüler hosting şirketlerinden birisinde barınıyor. Diğeri de arkadaşlar kendi hosting şirketimiz olan CSA Digital'de barınıyor. Google Argentin.net yazdım. Argentin.net'in bir içeriğine şu anda da tıkladım. Bakın şu anda sayfa yükleniyor. Sayfa yüklendi. Aynı işlemi Cosmo.org şeklinde yazıyorum. Windows 10 ürün anahtarı içeriğine tıkladım. Şimdi bu iki şey arasında yani şu scroll'un dönme arasında arkadaşlar çok ufak bir şey var. Ayrıntı söz konusu. Yani aslında iki sitede çok hızlı bir şekilde yanıt veriyor. Çünkü bunun temel sebebi benim iki sitede iyi bir şekilde optimize etmemden kaynaklanıyor. Onun dışında değerli dostlar iki site arasında çok ufak bir şey var. Ya zaman farkı var. Yani belki gözle görülmeyecek bir zaman farkı ama işte dostumuz gibi bazı arkadaşlar veya önemli web verileri tarafında bu fark çok daha net bir şekilde gözle görülebiliyor. Çok ufak bir fark mevcut. Diğer yandan bu fark net olarak gözle görülebilir bir fark değil. Ama birçok kullanıcı üzerinden değerlendirme alındığı için önemli web verileri tarafında değerli dostlar bu fark ortaya çıkıyor. Bu TTFB süresini yakalayabilmek için tabii ki kullanılan yazılım, işte kullanılan tema, yapılan eklentilerin ayarları vesairesi her şey bu kombinasyon içerisinde dahil. Diğer yandan bu iki web sitesi de arkadaşlar aynı ayarlara sahip. Yani PerfMatters'a şöyle geldim. Aynı şekilde Cosmo.org'un da PerfMatters'ını açıyorum. İşte burada default ayarlar mevcut. Onun dışında varlıklara geliyorum. İkisinde de JavaScript delay söz konusu. Ön yüklemeye geliyorum. Ön yüklemeler kapalı. Çünkü ön yüklemeleri temadan çektiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön yüklemelerde herhangi bir şey yok. Açık taraf yok. Fontlar lokalden çağrılıyor. Diğer yandan ikisi de arkadaşlar Lightspeed Change kullanılıyor. Lightspeed Change tarafında da arkadaşlar işte bir guest mod veya ne bileyim herhangi bir işte ön bellekleme falan sadece tarayıcı açık iki web sitesinde de. Onun dışında bu taraflarda yani şeyde sayfa optimizasyonunda herhangi bir şey açık değil. Yani bölüm açık değil. İki web sitesinde de. Lightspeed Change sadece tarayıcı ön bellekleme ile çalışıyor. Çünkü iki sunucuda da arkadaşlar Lightspeed Change desteği var. Onun dışında PerfMatters'taki ayarları da birebir. Şimdi tekrardan arkadaşlar şöyle bir test alacağım. Cosmo.org yazdım. Bu sefer Office 365 ürün anahtarı içeriğine gittim. Sayfa çok hızlı bir şekilde yüklendi. Şimdi arkadaşlar Argentin.net yazıyorum. Bu sefer de Bulgaristan asgari ücret içeriğine gidelim. Bakın scroll şu an dönüyor. Yani o farkı gördünüz değil mi? O fark scroll'da çok net bir şekilde görülebiliyor. Şimdi işin önemli web verileri tarafına gelecek olursak. Daha önceki videolarda yani Cosmo.org'un Janner Press teması kullandı ki Janner Press Smart Mac temasından çok daha hafif bir temadır. Çünkü ne Elementor var ne de arkadaşlar çok fazla işte CSS, JavaScript dosyası var. Yani Janner Press Smart Mac'ten çok daha optimize, çok daha hızlı bir tema. Onun dışında arkadaşlar bakın değerleri görebiliyorsunuz. Yani buradaki değerlerle bizim Janner Press'te neredeyse aldığımız değerler birebir aynı. Bunun da sebebi arkadaşlar dediğim gibi hosting'den geçiyor. Bakın buradaki yani şu masa üstünde işte yüz alması falan filan bunlar zaten daha önce de anlattığımız konular ama tekrardan değinmek gerekirse bunlar arkadaşlar çok önemli konular değil. Yani burada önemli olan işte TTFB'nin düşük olması. TTFB burada 1.1 işte ne bileyim 1.5 gibi saniyelere çıktığı zaman burada zaten arkadaşlar LCP'de FCP'de tetikleniyor. Yani daha yüksek çıkıyor. TTFB şey yaptığı için yüksek olduğu için. Buradaki arkadaşlar skorlar da direkt olarak tetikleniyor. Şimdi işin sunucu tarafına gelelim. Yani CSA Digital olarak diğer firmalar oranla veya işte örnek veriyorum Argentin.net'in firma ismi vermeyeceğim. Ki şu anda Argentin.net'in barındığı firma gerçekten Türkiye'nin en büyük hosting şirketlerinden birisi ve işlerini haklarıyla yapan bir firma. Şimdi aradaki fark neyden kaynaklanıyor? Aradaki fark arkadaşlar aslında kaynaklanan çok fazla sebep var. İşte örnek veriyorum sunucuda kullanılan donanım. Yani Türkiye'de tabii ki şeyler var. Yani Ryzen işlemciler işte yeni nesil işlemciler var ama Türkiye'deki data center'larda yer alan sunucuların birçoğu arkadaşlar işte Intel'in eski nesil işlemcilerini kullanıyor. Veya SSD var ama arkadaşlar M.2 yok. Türkiye lokasyonunda hizmet verip M.2 SSD ile Ryzen işlemcilerle hizmet veren firmalar var mı? Var. Ama Intel'in arkadaşlar eski model işlemcilerini kullanıyor. Şimdi biz CSA Digital olarak biz hizmeti arkadaşlar Hesner üzerinden sağlıyoruz. Bizim sunucularımız Hesner'de. Hesner'deki makinelerin arkadaşlar birçoğu yeni nesil Ryzen işlemcilere sahip. İşte M.2 SSD'ler var. Bu tarafta arkadaşlar o yüzden bir donanım farkı var. Onun dışında işte tabii ki sunucu optimizasyonu çok uzmanlık gerektiren bir konu. Sunucu optimizasyonu tarafında da zaten
yapılan doğrular var. Ha, diğer firmalar sunucu optimizasyonu tarafında yanlış adımlar mı atıyor? Birçoğu arkadaşlar yanlış adım atmıyor. Yani büyük firmalardan bahsediyorum ama bu işte yeni yeni açılan firmaların sunucu optimizasyonu tarafında gerçekten ciddi hataları var. Çünkü o uzmanlık gerektiren bir alan. Ha, bu iş dışarıdan hizmet olarak alınabiliyor mu? Alınıyor. Ama orada da arkadaşlar genellikle temel ayarlar yapılıyor. Yani her sunucuya yapılan ayarlar yapılıyor. Bu noktada arkadaşlar şöyle yapmak lazım. Şimdi optimizasyon tarafı sunucuya göre değişiyor. Sunucunun bir izlenmesi lazım. Sunucuda bir yük olması lazım. Yani bu süreç arkadaşlar zamanla oturan bir süreç. Mesela bizim ilk işte firmayı kurduğumuz optimizasyon ayarlarımız da şu anda kurmuş olduğumuz ayarlar arasında çok ciddi farklar var. Bu da dediğim gibi yani sunucuda arkadaşlar yük arttıkça biz optimizasyon tarafında farklı yöntemlere gittik. Bunun arkadaşlar bir temel üçüncü sebebi de şu. Büyük firmalar sunucularda çok fazla site barındırıyor. Çok fazla sitenin barındırılması zaten şimdi Cosmo.org arkadaşlar paylaşımlı bir hostingin içerisinde. O yüzden sunucunun içerisindeki site sayısı arttıkça arkadaşlar loadlar artıyor. Loadlar arttıkça da arkadaşlar performans sorunları ortaya çıkıyor. Yani gibi gibi konular dostumuzun iletmiş olduğu işte WhatsApp konuşmasının videolu anlatımı bu şekildeydi. Bu konuyla alakalı sormak istedikleriniz varsa yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.